Merhaba sevgili öğrenciler, Matrak TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda rasyonel sayılarda çok adımlı işlemlerle alakalı 30 sorunundan oluşan testleri çözeceğiz. Dokümanı açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten indirebilirsiniz. İndirip kendiniz çözdükten sonra videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Hazırsanız birinci sorudan hemen başlayalım. İlk soru şu şekilde. Pay kısmında 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3, payda kısmında 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 var. Pay kısmındaki işlemi yapmak için 1 bölü 2'yi 3 ile 1 bölü 3'ü 2 ile genişletiyoruz ve 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6'dan 1 bölü 6 olarak buluyoruz. Payda kısmında 1 bölü 3'ü 4 ile 1 bölü 4'ü 3 ile genişletiyoruz. 4 bölü 12 eksi 3 bölü 12'den 1 bölü 12'yi buluyoruz. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 12 işlemini yaparken size bir kısayol vereyim hemen. Dışları çarpıyorum 12, paya yazıyoruz. İçleri çarpıyoruz 6, payda yazıyoruz. 12 bölü 6 ise 2 cevabını veriyor bizlere. Hemen ikinci soruyla devam ediyoruz. Çıkarma işlemi ve bölme işlemi var. Bölme işleminin işlem önceliği olduğu için 2'yi 1 bölü 2'ye bölerek başlıyorum. 2 çarpı ters çevirip çarpıyorduk. 2 bölü 1 yani 2. 2 kere 2 4. İşlem şu hale gelmiş oldu. 4 eksi şuradaki bölme işleminin sonucunda 4 bulduk. 4 eksi 4 cevabımız 0 yani B şıkkı. Üçüncü soruyla devam edelim. Önce paydalardaki işlemleri bulmamız gerekiyor. 3 kere 1 3. Burada 3 kere 1 3. 1 çıkarttık 2. Yani burası 2 bölü 3 oluyor. Bu taraftaki 2 kere 1 2, 1 çıktı, 1 kaldı yani 1 bölü 2. 1'i herhangi bir sayıya böldüğümüzde sayının çarpma işlemine göre tersini buluruz. 1'i 2 bölü 3'e böldüğümüzde 3 bölü 2 cevabını buluyoruz. 1'i 1 bölü 2'ye böldüğümüzde 2 bölü 1 cevabını buluyoruz. Aralarında da toplama işlemi var. Burasını 2 ile genişleterek bu işlemi yapabilirim. 3 bölü 2 artı 2 kere 2 4, 2 kere 1 2, 4 bölü 2. 3 bölü 2 ile 4 bölü 2'yi topladığımızda ise cevabımız 7 bölü 2 oluyor yani C şıkkı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Parantezli işlemler var. Öncelikle parantez içini yapmalıyım. Payda işleyerek buradaki çıkarma işlemini yapıyoruz. 3 kere 3 9 bölü 3 kere 2 6 9 bölü 6'dan 1 bölü 6 çıkartıyoruz ve 8 bölü 6 çıkıyor cevabımız. Daha sonra buradaki parantezli işlemi yapıyorum. 2 ile genişlettim. 10 bölü 6 eksi 1 bölü 6'dan burası da 9 bölü 6 çıkıyor. İki parantezin arasında çıkarma işlemi var. 8 bölü 6'dan 9 bölü 6'yı çıkardığımızda ise eksi 1 bölü 6 cevabına ulaşıyoruz. Cevabımız B şıkkı. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen şekilde A, B, C, D harfli daireler birer rasyonel sayıyı temsil etmektedir. Buna göre A, B, C, D harfli daireler yerinin sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılırsa sonuç 3 olur diye sorulmuş. A yerine A şıkkından başlıyorum. 1 bölü 3 yazıyoruz. Artı B yerine sırasıyla 1 bölü 2 yazdık. C yerine 1 ve D yerine 1 bölü 2. Burada işlemleri yapmaya paydadan başlıyorum. 2 kere 1 2 1 çıktı. 1 bölü 2. Payımız da 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'ye bölümü 1'dir. 1 bölü 3 ile topladığımızda 1 bölü 3 artı 1 3 etmez. Çünkü 1 tam sayı ama 1 bölü 3 tam sayı değil. Toplamları 3 olmaz. Kaç olur? 3 kere 1 3 1 daha 4. 4 bölü 3 olur. A şıkkını bu şekilde elemiş olduk. Geçelim B şıkkına. B şıkkında A yerine 1, B yerine 1 bölü 3, C yerine 1 bölü 2 ve D yerine 1 bölü 3 yazmamız isteniyor. Paydadan başlıyoruz. 1 bölü 2'den 1 bölü 3 çıkartacağız. Burasını 3 ile burasını 2 ile genişlettiğimizde 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6'dan 1 bölü 6 olur. Burayı 1 bölü 6 bulduktan sonra kısa yoldan şu şekilde yapabiliriz. Dışları çarptık 6. İçleri çarptık 3 kere 1 3. 6 bölü 3 çıktı yani 2. Burası 2. 1 ile de topladığımızda 1 artı 2'den 3 oluyor. Cevabımız da B şıkkı oluyor. Altıncı sorumuz. Kesir çizgisine en uzak noktadan başlıyoruz. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 işlemi görüyorum. 2 kere 1 2. 1 çıktı 1. 1 bölü 2 oluyor burası. Pay kısmı ise
2. Burasını da 2 bölü 1 olarak düşünürsek çarpma işlemi, bölme işlemini kısa yoldan şu şekilde yapabilirim. Dışları çarptım 2 kere 2 4. İçleri çarptım 1 kere 1 1 4 bölü 1 olur. 2'yi 4 bölü 1'e böleceğiz. Yani ters çevirip çarpacağız. 2 çarpı 1 bölü 4 olacak. 2 kere 1 2 paydamız 4. 2 bölü 4 sadeleştirince 1 bölü 2 oluyor. Cevabımız B şıkkı. 7. soruda C bölü B eksi A ifadesinin değeri kaçtır denmiş. A, B, C sayılarını bulmamız gerekir. A'dan başlayalım. Çarpma işlemi görüyorum. 1 çarpı 1 çarpı 1, 1'dir. 3 çarpı 4 çarpı 5 ise 60 eder. A sayısı 1 bölü 60. B sayısı yine çarpma işlemi var. 1 kere 1, 1. 3 kere 4, 12. Ve C sayısı 1 bölü 3 olarak verilmiş. C bölü yani 1 bölü 3 bölü B eksi A. 1 bölü 12 eksi 1 bölü 60 oluyor. Burasını 5 ile genişletiyorum. Ve payda da işlemi yapıyoruz. 5 bölü 60 eksi 1 bölü 60'tan burasını ne buluyoruz? 4 bölü 60. Yukarısı ise 1 bölü 3. Kısa yoldan yine dışları çarpıyorum. 1 kere 60, 60. 3 kere 4, 12. 60'ı da 12'ye böldüğümüz zaman cevabımız 5. Yani C şıkkı. 8. soruyla devam ediyoruz. Parantez içinde çıkarma işlemleri var. Aralarında ise çarpma işlemi var. Önce çıkarma işlemleri yapmalıyız. 3 kere 3, 9. 2 çıkarttığımızda 7. 7 bölü 3 çarpı. Burada ise 3 kere 3, 9. 2'den 9 çıkartıyoruz. Eksi 7 bölü 3 oluyor. 7 kere eksi 7, eksi 49. 3 kere 3, 9. Cevabımız eksi 49 bölü 9 yani A şıkkı. 9. soruda çok adımlı işlemlerde hangi adımda hata yapılmıştır diye soruluyor. Soruyu biz kendimiz çözmeye başlayalım. İşlem önceliğine göre önce parantez içi yapılmalı. 3 bölü 2'den 1'i çıkartıyoruz. 1 yerine 2 bölü 2 yazabilirim. Birinci adımda aynısı yazılmış. 12 eksi 4 bölü 3 bölü 2 eksi 2 bölü 2. Birinci adımda hata yok. İkinci adıma geçtiğimizde parantez içinde çıkarma işlemini yapmalıyız. 3'ten 2 çıktı 1. 1 bölü 2 olur. Bu adımda da hata yok. Üçüncü adıma geçtiğimizde 8 bölü 1 bölü 2 denmiş. Yani önce burada çıkarma işlemi yapmışlar. Aslında önce bölme işlemi yapılmalıydı. Yani 12 eksi 4 çarpı 2 bölü 1 yani 2 yazılmalıydı. İlk hata 3. adımda yapılmıştır. Cevabımız C şıkkı. 10. sorumuz. Bölme işlemi, çıkarma işlemi ve bölme işlemi görüyoruz. İşlem önceliğine göre ilk olarak bölme işlemleri yapılmalı. Bölme işlemleri ise birincisi aynen yazılıp ikincisi ters çevrilip çarpılarak yapılıyordu. 2 bölü 1 bölü 6 yerine 2 çarpı 6 bölü 1 yani 6 yazıyoruz. Eksi 3 çarpı 1 bölü 1 bölü 4 yerine çarpı 4 bölü 1 yani 4 yazıyoruz. 2 kere 6 12, 3 kere 4 12 çıkardığımız zaman sonuç 0 yani cevabımız B. 12. soru pay ve paydasında işlemler olan bir kesir görüyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra kesirimizi bulacağız. Payda eşitleyerek yapıyorum. Burası 6 bölü 6, burası 3 bölü 6 ve burası 2 bölü 6. Topladığımız zaman hepsinin arasında toplama işlemi var. 6, 3 daha 9, 2 daha 11. 11 bölü 6 çıkıyor. Payda kısmına geldiğimde yine 6 ile eşitliyorum paydalarını. 6 bölü 6, 3 bölü 6 ve 2 bölü 6 oluyor. Burada bir toplama bir çıkarma. 6, 3 daha 9, 2 daha 7. 7 bölü 6 oluyor. Aralarında ise yine kesir çizgimiz var. Burada dışları çarpıp içleri çarpıp kesri oluşturabiliriz. Ancak sadeleştirme de yapabilirim. Paydamız 6, paydamız 6. Bunlar birbirini götürür. Yani 1 olur buralar. Dışları şimdi çarptığımda 11 kere 1, 11. İçleri çarptığımda 1 kere 7, 7. Cevabımız 11 bölü 7 yani B şıkkı. 12. sorumuz. Aşağıdaki sayı doğrusunda her iki tam sayı arası eşit iki parçaya ayrılmıştır. Buna göre B artı C bölü A ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. B'nin değeri 1 bölü 2. B yerine 1 bölü 2 yazacağız.
C'nin değeri sıfırdan itibaren sayarsak 1, 2, 3. 3 bölü 2 bütünler arası iki parçaya ayrılmıştır dediği için A'yı bulmak adına da benzer bir şey yapabiliriz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Eksi 3 bölü 2. Şimdi işlemimizi yazalım. B artı C. B ile C'nin paydaları eşit olduğu için topladığımızda 4 bölü 2 olur. A'ya böleceğiz. 4 bölü 2 bölü eksi 3 bölü 2. Bir önceki soruda yaptığımız gibi paydaları sadeleştirebiliriz. 2'ler gitti. Dışların çarpımı 4, içlerin çarpımı eksi 3. 4 bölü eksi 3, eksi 4 bölü 3 ya da eksi 4 bölü 3. Bu üçü aynı şeyi ifade eder. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. 13. soru, pay ve paydasında işlemler olan bir kesir var yine. Tam kısımlarını topladığımızda 95 artı 3'ten 98 tam olur. Paydaları eşit 41. Paylarımız 73 ve 9. 73 ile 9'u topladığımızda 82 oluyor. 82'yi 41'e böldüğümüzde 2 tam çıkar. 98 tamla da topladığımızda 100 tam olur pay kısmı. Payda kısmı 10 tam 1 bölü 2'den 1 bölü 2 çıktığında 1 bölü 2'den 1 bölü 2 çıktı 0. Geriye 10 tam kalır payda kısmında. 100 bölü 10 bulduk. 100'ü 10'a böldüğümüzde de cevabımız 10 olur. Yani B şıkkı. 14. soru. Yukarıdaki sayı doğrusunda 1, 2 aralığı 8'eş parçaya ayrılmıştır. 21'in 5 bölü 56'sına eşit olan sayı bu sayı doğrusunda üzerinde nerede gösterilir denmiş. 21'in 5 bölü 56'sı yani 21 çarpı 5 bölü 56. Önce sadeleştirmeleri yapalım çarpma işlemine geçmeden. 7'ye böldüğümde 3, 7'ye böldüğümde 8 buluyorum. 3 kere 5, 15 bölü 8 oluyor. 15 bölü 8 dediğimizde tam sayılı kese çevirirsem 15'te 8 bir kere. 15'ten 8 çıktı 7 bölü 8. 1 tam 7 bölü 8. 1 tam burada. 2 tam burada. 8 eş parçaya ayrılmıştı. O zaman 1 tama 7 birim uzakta olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani G noktasına denk gelmiş oluyor. Cevabımız A şıktı. Bu soruyla ikinci teste başlamış oluyoruz. İlk sorumuz 2 bölü 3 bölü 4 eksi 2 bölü 3 bölü 2. Burada eksi işaretinin hizasındaki kesir çizgileri bölme işlemi demektir. Yani 2 bölü 3'ü 4'e bölmemiz gerekiyor. Burada paydasına 1 yazdığımızda dışlar çarpımı 2, içler çarpımı 3 kere 4, 12 olur. 2 bölü 12 olarak buluruz birinci kısmı. İkinci kısımda 2'nin paydası 1. Dışları çarparsam 2 kere 2, 4. İçleri çarparsam 1 kere 3, 3 şeklinde bulmuş olurum. Paydaları eşitlemek için burasını 4 ile genişletiyorum. Arada da çıkarma işlemi vardı. 2 bölü 12'den eksi 4 kere 4 16 bölü 12'yi çıkarttığımızda eksi 14 bölü 12 oluyor. 2 ile de sadeleştirirsek eksi 7 bölü 6 yani A şıkkı. İkinci testin ikinci sorusu işlem sırasına göre önce parantez içinden başlıyorum. 9 kere 1 9 1 çıktı 8. 8 bölü 9 oluyor burası. Daha sonra bölme işlemimiz var ve çıkarma işlemi var. İşlem önceliğine göre önce bölme yapılması gerekiyor. 2 bölü 9'u aynen yazdık. 8 bölü 9'u ters çevirip çarpıyoruz. 9 bölü 8 oluyor. Sadeleştirmeleri yaparsak 9'lar gitti. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. 1 bölü 4. En başta da 2 ve eksi çıkarma işlemi var. 2 eksi 1 bölü 4. 4 kere 2, 8, 1 çıktı, 7. 7 bölü 4 olarak bulduk cevabımızı. C şıkkı. Yine işlem sırasına göre parantez içinden başlıyorum. 2 kere 1, 2, 3 çıktı, eksi 1. Eksi 1 bölü 2'nin karesi. Çift kuvvet olduğu için artı olacak. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. 1 bölü 4 oldu parantez içi. Daha sonra bölme işlemimiz var. 4 bölü 1 bölü 4. Birinciyi aynen yazıyorum 4. İkinciyi ters çevirdiğim zaman 4 bölü 1 yani 4 olur. 4 kere 4 de 16. Son olarak eksi 2 ile 16'yı toplayacağız. Eksi 2 artı 16'dan cevabımız artı 14 olacak. Yani D şıkkı. Dördüncü soruda kesirlerde ondalık gösterimler görüyoruz. Bir de mutlak değer görüyoruz.
Mutlak değer işleminden başlayalım yapmaya. 1 bölü 0 tam onda 1 eksi 3'ten 5 çıktığında eksi 2 ama mutlak değer dışında olduğu için artı 2 olarak dışarıya çıkar bölü 0 tam onda 2. Bu işlemleri yapmadan önce virgüllerden kurtulmak istiyorum. Burasını 10'la genişletiyorum ve 10 bölü 1 oluyor. Bir basamak sağa kaydırmış olduk. Eksi burasını da 10'la genişlettiğimizde virgülden kurtulmuş oluruz. 20 bölü 2 olur. 10'u 1'e böldüğünüzde 10, 20'yi 2'ye böldüğünüzde 10. İkisinin arasında çıkarma işlemi var. 10'dan 10 çıktığında ise cevabımız 0 olur. 5. soru merdivenli işlem görüyorum. Bir de ondalık gösterim var. Merdivenli işlemlerde en uzak noktadan başlıyoruz. 2 kere 1, 2, 1 çıktı 1. Burası 1 bölü 2 oldu. Payı 1 olduğunda ters çevrilir. Çarpma işlemine göre tersi bulunur. 1 bölü 2'nin tersi 2 bölü 1 yani 2. 1'den 2 çıkarttığımızda ise burası eksi 1 olur. 1'in eksi 1'e bölümü eksi 1'dir. Önünde de eksi olduğu için artı 1 yani 2 tam onda 4 devrediyor. Artı 1 bulduk. Şıklar kesirli olduğu için devirli ondalık gösterimi kesre çevirmem lazım. 24 eksi devretmeyen kısım 2 bölü devreden kadar 9 artı 1. 22'den 2 çıktı. 20, 24'ten 2 çıktı. 22 bölü 9 artı 1. 9 kere 1 9. 22'ye eklediğimizde 31. 31 bölü 9 olur cevabımız. Yani C şıkkı. 6. soruda da yine merdivenli bir işlem görüyoruz ve en uzak noktadan başlıyoruz. 3 kere 1 3. 1'e eklediğimizde 4. 4 bölü 3 olur. Payı 1 olduğunda ters çevrilir demiştik. Çarpma işlemine göre ters alınır demiştik. 4 bölü 3'ün tersi 3 bölü 4. 2 ile toplarken 4 kere 2 8, 3 daha 11 oldu. Yani 11 bölü paydamız 4. 2 bölü 11 bölü 4, 2 çarpı 4 bölü 11 demektir. 2 kere 4, 8 bölü 11 olur cevabımız C şıkkı. 7. soruda ondalık gösterimlerden kurtulmak için burasını 100 ile genişletiyorum. 2 basamak var virgülden sonra. 100 ile genişletince 20 bölü 2 oluyor. Eksi burasını 1000 ile genişletiyorum. Virgülden sonra 3 basamak olduğu için 1000 ile genişletince 100 bölü 2 oluyor. 20'yi 2'ye böldük 10. 100'ü 2'ye böldük 50. Aralarında çıkarma işlemi var. 10'dan 50 çıktığında cevabımız eksi 40. Merdivenli işlem pay ve payda da işlem yapıyoruz. 3 kere 1 3 çıkarma işlemi olduğu için 1 çıkarttık. 2 bölü 3. Payda da aynısını yapıyorum. 3 kere 1 3 1 daha toplama işlemi olduğundan 4 bölü 3. Burada 3'ler birbirini götürür. Geriye 2 bölü 4 kalır. 2 eksi 2 bölü 4 olur. 4 kere 2 8. 2 çıkarttık 6. 6 bölü 4. 2 ile de sadeleştirirseniz 3 bölü 2 şeklinde cevabımızı bulmuş olursunuz. Bu tarz sorularda ise parantez içindeki işlemleri yapacağız. Büyük ihtimalle sadeleştirmeler olacak. 6 kere 1 6 1 daha 7. Yani burası 7 bölü 6. 7 kere 1 7 1 daha 8. 8 bölü 7. Bu şekilde devam edecek. A çarpı 1 A bir daha ekledik. A artı 1 bölü A oldu. Sadeleştirmeleri görüyoruz. 7 ile 7 sadeleşiyor. 8 ile 8 sadeleşecek. Dolayısıyla en son burada A da sadeleşmiş olacak ve A artı 1 ve 6 kalmış olacak. A artı 1 bölü 6 eşittir 13 bölü 3. Burada paydayı 6 yapmak için 2 ile genişletirseniz 26 bölü 6 olarak bulursunuz. Ve deriz ki A artı 1 26'dır. A artı 1 26 ise A da 25'tir deriz. 10. soruda ondalık gösterimleri kesre çevirebiliriz. 0 tam onda 7, 7 bölü 10 yazıyorum. Payda eşitlemek için burasını 2 ile genişletirseniz burası da 2 bölü 10 olur. 7 bölü 10'dan 2 bölü 10 çıktığında 5 bölü 10 şeklinde bulunur pay kısmı. 0 tam onda 3, bunu 3 bölü 10 diye yazıyorum. Burasını da 2 ile genişlettiğimde 2 bölü 10 oluyor. Aralarında toplama işlemi var. 3 bölü 10 ile 2 bölü 10'u topladığınızda 5 bölü 10. 5 bölü 10 bölü 5 bölü 10. Bir şeyin kendisine bölümü 1'dir. Cevabımız da D şıkkı.
1 bölü a artı 1 bölü b ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada 1'in herhangi bir sayıya bölümü o sayının çarpma işlemine göre tersidir. Yani 1'i a'ya böldüğümüzde a'nın çarpma işlemine göre tersini buluruz. Eksi 1 bölü 3'ün çarpma işlemine göre tersi eksi 3 bölü 1'dir. Yani eksi 3'tür. 1 bölü b, b'nin çarpma işlemine göre tersi 4 bölü 1 yani 4'tür. İkisinin toplamı ise eksi 3 ile artı 4'ün toplamı artı 1 olur. Cevabımız C şıkkı. 12. soru. Rasyonel sayıların karesi ve küpü var. Daha sonra da toplama çıkarma işlemleri yapacağız. Eksi 2 bölü 3'ün küpünden başlayalım. Negatifin tek kuvveti negatif olduğundan eksi 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 bölü 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27. Eksi 8 bölü 27 çıktı. Artı 1 bölü 3'ün karesi 1'in karesi 1. 3'ün karesi 3 kere 3 9. Burası ise eksi 1 bölü 9 oldu. Burada payda eşitleyip işlem yapabileceğiniz gibi eksi 1 bölü 9 ile artı 1 bölü 9'un toplamının 0 olduğunu görebilirsiniz. Ve geriye eksi 8 bölü 27 kalır cevap olarak. 13. soruda yine parantez işlerinde işlemler var. Bu işlemleri yaptıktan sonra pay payda bölme işlemi yapacağız. İlk olarak şuradan başlayabiliriz. 7, tam kısımlarda bileşik kesre çevirelim. 7 kere 5 35, 2 daha 37. 37 bölü 5 bölü artı pardon 5 kere 2 10, 2 çıktı 8. 8 bölü 5. 37 bölü 5 ile 8 bölü 5'i topladığınızda 45 bölü 5 olur. 45'in de 5'e bölümü 9'dur. Payda kısmına geçtim. 5 kere 4 20, 1 daha 21. 21 bölü 5. 5 kere 2 10. 4 çıktı 6. 6 bölü 5. Aralarında çıkarma işlemi var. 21'den 6 çıktı 15 bölü 5. 15'in 5'e bölümü de 3'tür. 9 bölü 3 bulduk. 9'u da 3'e böldüğümüzde cevabımız 3 olur. Yani B şıkkı. 14. soruda parantezli işlemler yani işlem önceliği var. En içten başlıyoruz. 3 kere 2 6. 3 çıktı 3. 3 bölü 2 oldu burası. 1 bölü 2'yi 3 bölü 2'ye böleceğiz. 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 demektir. 2'ler gider. 1 bölü 3 olur. Daha sonra 2'den 1 bölü 3'ü çıkartacağız. 2 eksi 1 bölü 3. 3 kere 2 6 1 çıktı. 5 bölü 3 oldu. Daha sonra köşeli parantezin dışında bölü 2 var. Çarpı 1 bölü 2 demektir. 5 bölü 6 olur. Ve en son çıkarma işlemimiz var. 5 bölü 6'dan da 1 bölü 2'yi çıkarttığımızda 3 ile genişleterek çıkartacağız tabii ki. 3 bölü 6 olur. 5'ten 3 çıktı. 2 bölü 6. 2 ile de 6'yı sadeleştirirsek 1 bölü 3 olur. A şıkkı. 15. soru. A sayısı verilmiş ve bir ifade verilmiş. A türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. 1 bölü 2 artı 2 bölü 3 artı 3 bölü 4 A ifadesi. Bize sorulan ise 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4. Dikkatimizi şunun çekmesi gerekir. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi topladığınızda 2 bölü 2 yani 1 tam olur. 2 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü topladığınızda 3 bölü 3 yani 1 tam olur. 3 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü topladığınızda 4 bölü 4 yani 1 tam olur. Bu ikisinin toplamı 2 ifadenin A ifadesiyle bize sorulanın toplamı 3 olur. O zaman bize sorulan ifadeyi bulmak için 3'ten A'yı çıkarmamız gerekir. Cevabımız C şıkkı. Videonun son sorusuna geldik. Testin 16. videonun 30. sorusu. Buraya kadar izleyip videoyu beğenmediyseniz önce videoyu beğenin. Daha sonra 16. sorunun çözümünü izleyin. Parantez içindeki işlemlerden başlıyoruz. 5 kere 3, 15. 7 çıktı 8. 8 bölü 5 oldu. 21 çarpı 8 bölü 5. 21 çarpı 8, 168 bölü 5 oldu. Payda kısmına geçtim. 4 kere 1, 4. 3 daha ekledik. 7 bölü 4. 8 ile de çarpınca şurada 8 var. 8 kere 7 56 bölü 4 oldu.
Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. 56 ile 4 birbirine bölündüğünde burada 14 kalıyor. 14 bölü 1. Dışların çarpımı 168 çarpı 1'den 168. İçlerin çarpımı 5 kere 14, 70 oluyor. Burada da sadeleştirmeler görüyoruz. Mesela kaçla sadeleşiyor? 14 ile. 14'e böldüğümüzde 1, 28'de 2. 14'e böldüğümüzde burası ise 5 oluyor. 12 bölü 5, yani cevabımız D şıkkı. Videoların devamı gelecek. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp WhatsApp, Facebook gibi sosyal medya mecralarında paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.